Beta balıklarını küçük bir bardağa veya fanusa koyulduğunda ne hissettiğini anlamak zor değildir. Düşünelim ki sizden onlarca kat daha büyük ve kuvvetli, amaçlarının ne olduğunu anlayamadığınız devler tarafından yaşam alanınızdan kaçırıldınız ve küçük, sizin için oldukça huzursuz bir odaya zorla hapsedildiniz. Bu odada size yaşamak için gerekli bütün olanaklar sağlanıyor. Yemeğiniz veriliyor, en lezzetlisinden, su içmek için ise biraz enerji harcayıp odanın dışına bir boşluktan elinizi uzatarak su bardaklarını almak zorundasınız. Bunu betaların gerektiğinde yüzeye çıkıp oksijen almasına benzetebilirsiniz. Evet, bu şekilde yıllarca yaşayabilirsiniz. Fakat bu şekilde yaşarken mutlu ve hayattan zevk alan biri olabilmeniz mümkün müdür? Tabii ki hayır. Bu devlerin ellerinden kaçıp tekrar yaşam alanınıza dönmenizin imkansız olduğunu biliyorsunuz. Peki bu devlerden biri alıp sizi yaşadığınız küçük odadan kat kat daha büyük ve eski yaşam alanınıza çok benzeyen bir yere koysa, ağaçlar, bitkiler ve gezip dolaşmak için çok daha fazla alan biraz daha mutlu ve sağlıklı olurdunuz. Öyle değil mi? Şimdi gelin öyleyse bu balıklara nasıl bakacağımız konusunda biraz fikir edinelim. Birincisi bu balıklar bir akvaryumda yalnız başlarına bakılmalıdırlar. Agresif balıklardır ve diğer balıklarla mutlaka kavga ederler. Bu özelliklerinden dolayı dünyanın farklı yerlerinde bilerek beta dövüşleri yaptırılmaktadır ve bu son derece yanlış bir davranıştır. Çünkü bu kavgaların sonunda mutlaka bir beta ölür. Beta balıklarının bakımı aslında çok basittir fakat bazı kişiler bunu çok abartıp balıkları fanusta, kavanozda ya da bardakta beslerler. Önemle belirtelim ki beta balıkları kesinlikle fanusta, kavanozda ya da bardakta beslenmez. Bu balıklar ne kadar geniş alan olursa o kadar dirençli ve güzel görünüm kazanırlar. İyi bitkilendirilmiş küçük veya orta büyüklükteki akvaryumlar 25-30 litre betalar için uygun olur. Her akvaryum balığı için hacim ne kadar büyükse o kadar iyidir. İsteğe göre beta akvaryumlarına şelale filtre konulabilir. Ancak bu önerilmez. Filtreler özellikle suyu çok hareketlendirmeyen filtreler olmalıdır. Çünkü betalar hareketli ve dalgalı suyu sevmezler.